en mutlu olduğum an son zamanlarda doğum günümde Kaz Dağları'nda, dağların arasında akan nehirde ağaçlar kaplamış, çıplak ayak taşların üstünde koşmak da alabildiğince o şelaleye doğru. Ay çok güzeldi. Özgürlüktü. Doğayla karışmaktı, sadeleşmekti. Ve yere gerçekten basmaktı. Çok güzel bir andı. Çok mutlu oldum ben o gün. Taşların üstünde çıplak ayak. Mı? Evet evet. Bu arada müziğin çok güzel. Sizin jenerik müziğine bayılıyorum. Çok insana yaşama sevinci veriyor. Evet. İnsanın ayaklarının altı acı. Hiçbir şey olmuyor. O çünkü su, o nehir, o taşları öyle güzel törpülemiş ki pek gibi olmuş o taşlar. İrili ufaklı. Baksan mı, yürüsen mi? Koşamam diyorsun, kayarım diyorsun. O omurganı doğru hareket ettirdiğin zaman, doğru koştum, doğru yürüdüğün zaman, dengede durduğun zaman hiç de bir şey olmuyor. Tıpkı hayat gibi. Aynen öyle. Omurgasını doğru hareket ettiren bir kadın var karşımızda. Hayır, daha değil. Çalışıyorum. Ama neden? Yo, niye? Duruş? Evet, evet. Küçüklükten beri buna çalışıyorum. Ailem sağ olsun. Hep esnekliğimden dolayı atletizm, bale konusunda bana çok hassas davranmışlar. O farkındalığımı ben çok küçük yaşta edindim. Fakat kilo alıp vermeye de çok müsait bir insan olduğum için... zaman zaman çok hızlı kapandığım, kilo aldığım, 65-70 kilolara çıktığım. Sonra da hızla vererek bunu yine dikleşerek, yine nefes almaya başlayıp vücudu genişleterek kilo vermeye çok çabuk adapte olabiliyorum. Ya insan ruhu mu öyle oluyor? Hani bir ara böyle ruh kapanıyor, bir ara ruh açılıyor falan mı? Öyle ya şeyler mi gibi var? Ruh değil işte, nefes alışveriş, kalp atışı iner çıkar, iner çıkar. O tek çizgi olduğu zaman öldük demek. Ya o zaman ben öldüm. Ben o tek çizgide kalmak istiyorum. Hmm. Bir huzursuzluk olmasın, tabii. Böyle bir şey olmasın. Böyle hani tek çizgide kalayım ben. Dıt, hani böyle şey evde falan böyle güvenli alanında. Onu huzursuzluk olarak adlandıran şey sensin. Ha. O huzursuzluk olarak alıyorsun çünkü orada seni huzursuz eden bir yer var. İşte orayla ilgili senin değerlendirmenin sınavını, kendine ait böyle değerlendirmeni yapabilmen için o olacak yani. Hep neşe değil ki hayat. Nereden ayar alacağız? Şey, ne hayratı bu? Ne hayratı kurduk biz? Buyurun hayratı? Efendim, hayrat kurduk biz buraya. Feriköy hayratı. Feriköy hayratı var, buyurunuz, sular. Çünkü Gözde Kansu sürekli su içiyormuş. Ben de hiç içmeyen bir insan evladı olarak yapacağım ama bugün karşısında. Böyle bardaklarla olmuyor. Ben cam şişelerle evde yaşıyorum. Reklama girer de işte olmadı o. Yok, bir sürü. Önemli olan camda, cam sürahi olabilir. Ama bardağa koyarak değil. Ona müsait süt şişeleri de var cam. Yani o pozisyonda yıka onu iyice, koy dolaba suları, lukur lukur iç koy. Bir seferinde yarısını iç. Çünkü o yarısını içtiğinde mide aynı zamanda yemek yedim zannediyor. O doluluk hissi yemek yemeni geciktiriyor. Ufak ufak kandırmacalar işte. Ya çok yararlı bir şey ama işte yok. Yani cilde de çok iyi, pırıl pırıl. Bir de gerçekten su kafası diye bir şey var. Ben ne zaman suyu abartsam çok neşeli, çok mutlu falan bir tip oluyorum. Çok iyi değil mi? Yani ayar zarardadır, zarar ayardadır. Ne demek o? Her şeyin ayarını bileceksin. Yani her şey eğer ayarında yapılırsa bir zarara mahal vermiyor. Suyun da fazlası zarar. Ben kendi vücudumun dengesini biliyorum. Hı-hı. Susuz kaldığım, ne zaman çok su attığım, ne zaman tedirginim, kesmem gereken zamanı da biliyorum. Sadece işte dinlemek ve bununla ilgili de doğru kalan kanallara, bir bilene, doktora danışarak ilerlemek. O konuda benim bünyemi bilen insanlar var. Onlarla danışıklı bir şekilde sağlığımı korumaya dikkat ediyorum. Pırıl pırıl ama o kadar güzel ve o kadar pırıl pırıl ki ışıklar geliyor böyle bu tarafa doğru, böyle hücrelere geçiyor ışıklar. Yogaya başladım ondan. Erkekler çok aşık oluyordur çok, değil mi? Bence sanmıyorum, sana, biliyor musun, sana erkekler çok aşık oluyor. Yok yavrum hiç. Çünkü bu ışığa yani mümkün değil, çekilirler. Neşe sevmiyorlar, gizemli kadın seviyorlar. Ben neşeliyim, her şey cam gibi bende. Bir şey yok. Gerçeklik var. Evet. Bunları da yaranılmıyor. Ne demek ya? Açık, net, yaşama sevinci var. Varoluşsal coşkusunu korumuş. Daha ne istenir ki?
sürekli kaprisi yapan. Herkesin istediği kendine, bilemem. Artı taşlarda hem çıplak ayak hem de bununla koşabilen. Evet, onlarla koşuyorum. Yani şimdi 250 bölüm Kuaförüm Sensin çektiysem. Evet. Ve günde iki program çekiyorduk. Son derece en topuklularla, ki ben hep spor ayakkabı tercih ediyorum. Veya işte kışında daha topuksuzum yani. Dizilerde hep kokoş kadınları oynuyorum. Çok da severim o bakımı. Bıraktım artık biraz daha doğal yöntemlerle. Hala hayret ediyorum. 250 bölüm o topukluların üzerinde ben 15 saat falan günde nasıl koştum o enerjiyle. Danslar, şeyler, espriler. O gerçekten... İşini yaparken o anda olduğun hiç için işte, hiç farkında değilsin. Hiç hissetmiyorsun. Onu bir iş olarak değil, o anda o yapılıyor ve o ortama giriyorsun ya ruhun. Hı-hı. O hiç anlaşılmıyor ama akşam eve gidince ayaklar... İşte, o sebeple başladım. Zaten işi yaparken şimdi de topuklu ayakkabılara girip yalıda koşturuyoruz. Sonra bel mahvoldu, işte fıtıklar falan filan derken o yoga, o güçlendirme vücudu çünkü... Şey bana iyi gelmiyor. Salon sporları iyi gelmiyor. Onlar bir hayli güçlendirdi. İhtiyaçtan doğdu aslında sağlıklı yaşam. Şeyin farkı, ben hiç hani ilk kez tanıştık biz bu arada bugün burada. Ben evet. Kendisini yıllardır çok büyük hayranlıkla bir şey soracağım. Gerçi bunun cevabını verdi ama kendim soracağım. Demet Akbağ'ın programında gerçek miydi o? Tabii ki değildi. Değil miydi? Hayır, tabii ki değildi. Yani ben gerçekti. Yani hayır, haberim hisler. Yoktu. Ha, tamam, rol değildi yani. Hayır, İzlediniz canım, olabilir mi ya? O şaka programında ben unutamıyorum onu. Ben de unutamıyorum. Hayatımın en unutamadığım anlardan, zamanlarından biridir, günlerinden biridir. Hayatın nasıl 5 dakikada değişebileceğinin kanıtıydı. Gerçekten yani tanıyabileceğim herkesin üzerine yemin edebilirim. En ufak bir bilgim ve fark etmişliğim yoktu. Tamamen boş bulunup yüreğimin açıklığına denk geldi. Gerçekten böyle bir şey olabilirdi. Çünkü havaalanı saldırılarından bir hafta sonra yapıldı o şaka bana. Ve gerçekten Ayşe Melike'nin başına öyle bir şey gelebilirdi ve ne olurdu gerçeği? Benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi o gün. O yüzden hem kızdım, kızmaktan daha çok kızdın teşekkür ettim. Kızdın mı peki? Yani bir tabii yüreğimi indirdiniz diye kızdım. Bir taraftan kendimi çok kıymetli hissettim. Ha, bana şaka yapmışlar diye. Bir de yani öyle bir organizasyon vardı ki o videoda falan görünmüyor sarı şeritlerle. Ya özel tim, ambulanslar, her şey. Bir de çok televizyon izleyen bir tip değilim. Yani hı-hı, bir programlar var ama ne var ruhum duymaz benim. Yüreğim ağzıma geldi o gün. Ama büyük bir öğreti olarak kaldı hayatımda. Bir de galiba o bölümleri onlar toptan çekmişlerdir. Çünkü bir kere yayınlandıktan tabii sonra diğerleri uyanacağı için en başta hepsini stok çekmişlerdir. Sonra hiç çekmeden bir daha yayınlamışlardır. Bir kerelik bir atım o yani. Ama çok iyi işti o. Bir daha olmaması çok üzücü, çok iyi işti. Biz onu bayağı bir konuştuk ya, bu gerçek miydi değil miydi diye. Ne soracağım? Şöyle bir hissiyat alıyorum. Bu doğru mu değil mi? Sanki bulunduğun ortamda her şey... tatlı, huzurlu, neşe içinde geçmeli gibi. Sanki kalbini kırdıklarında ya da sana kötü davrandıklarında hani bu seni çok üzermiş ve anlatabiliyor muyum doğru bilemiyorum. Hani ortamı düzeltmeye uğraşırmışsın gibi bir his alıyorum hep. Bu doğru mu? Evet, tam olarak bunu kendimle ilgili biraz onarmak adına bu kişisel gelişim, yoga, bunların hepsine biraz yönelip kafa patlatmaya gayret ediyorum. Çünkü her gelen enerjiye alıcıyı çok ihtiyacım olmasa da, yararı olmasa da, belki o tepkimin zararı olacak haliyle bile çok yıpranıp çok homojen tutuyorum kendimi. O da benim enerjimi çok aşağı çekiyor. Çekmesi demek hem kendime faydamın olmaması hem de etrafa doğru faydamın olmaması demek. O yüzden biraz sakin kalmayı, nefesle daha merkezimde bir değerlendirmeyi, hemen tepki vermemeyi öğrenmeye gayret ediyorum. Ay, öyle hemen tepki mi veriyorsun? Ben de tam tersini düşünmüştüm. Hani hiç şey, tutmam ki hiçbir şey içimde. Hayır bir şey olduğu zaman derim ya da tutulur kalırım. Yani biri kalbimi kırma niyetiyle de değil ama o an kalbimin kırılacağı varsa hormondur bu, olur ya. Böyle bir bana bir kal gelir.
annem ve babam ve kardeşim dışında hiç kimseye hazır cevap değilim. Çok onlara hazır cevapım. Başka hiç kimseye o hazır cevaplığımı sergileyemiyorum. Böyle tutulup kalıveriyorum. Işık görmüş tavşan gibi. Ne yapalım? Ya ben de mesela şey seviyorum. Hiç öyle suratı asık bir ortam sevmem. İşte gergin ortam sevmem. Hani hemen böyle mutlu olalım, güle eğlene işimizi yapalım. Tatlı tatlı olalım gibiyimdir. Ama mesela bende de gördüğümde de olurum. Mesela onu tutmaya çalışıyorum. Yani şansıma setin enerjisi muhteşem. Yumuşacık. Hayvanlarla, birbirini 80 bölümdür artık kardeş gibi olmuş insanlar tanıyan arkadaşlarla, güler yüzle. Ve birbirinin düğmesi koptuysa onun düğmesini dikmek üzere herkesten önce koşan insanlarla dolu bir set haline geldi. Kamera arkası ve kamera önü. Çok güvenli alanımızdayız. Hı hı. O yüzden orada bir gerginliğimiz hiç olmuyor. Yorgunluktan olsa da herkes artık birbirini anıyor, anlıyor, tanıyor ve o artık başka bir level'a geldi aramızda. Uzun süren evlilikler gibiyiz. Kapatıyor musun kendini dışarıda, sosyal hayatta? Yok hiç. Çok dışa dönük bir tipim. Tam tersi ya, içimde bir tık artık daha büyük yaşıyorum ama. Biraz o halimi dengelemeye gayret ediyorum. İnsanlar onu anlamıyorlar. Ama anlamasınlar. Boş ver. Hayır, o coşkuyu İsterse deli desinler, isterse veli desinler. Nasıl olsa konuşuyorlar. Onların DJ'nin önüne nasıl geçebilirim ki? Kim nasıl geçebilir? Ya ama şunu demiyorlar ya, bu insanda bir coşku var ve böyle yaşıyor bu insan. Hani böyle duygularını ifade ediyor. Tertemiz, işte berrak, hani net demiyorlar. O böyle bir hani... Onların problemi tamam. Cool. Onlara şifalar diliyorum. Ben çok kalabalık böyle bir sokak üstünde anneanne, halla, babaanne sevgi dolu ve güvenle çok büyük şansım oldu. Dezavantajı çok kontrol freak. Hem özgür hem kontrol freak hem olması gereken öğretilerle geleneksel bir şekilde büyütülmüş ama kalabalık mutlu bir yerdeydim hep. O yüzden... Hep olduğum yerlerde kendimi aslında güvende hissetmenin şeyi var bende. İşte hazır cevaplık da oradan var. Onların yanında. Kendi gibi olma hali. Evet. Ama öteki işte... yani hiç eğer öyle bir yapıyorsa kendiyle ilgili, yaşantısıyla ilgili benim aralığımla kendi aralığı arasında çok fark vardır. Tuhaf geliyordur, ötekileştiriyordur. Ben işte ötekileştirmeye her şekilde karşı olduğum için. Hani o da onun problemi, ben ona tuhaf geliyorsam, benim neşem fazla geliyorsa. Ki şu açık yüreklikteyim de hep söylerim hani bana hocam yönetmen neşen fazla kız sen yap diye açığım, eleştiriye açığım. Dinlerim, azmederim falan. Olmadığım zaman olabilir, tepki verebilirim. İnsanız ya, hata yani. Peki bu kafaya ne zaman geldin? Yani kişiselleştirmeden, ben yetersiz miyim demeden... Ya da hep mi böyleydin? Belki de hep böyleydin. Yok hep yetersizlik yani... hissiyle. Çünkü o doğumdan başlıyor. Yani annem 19 yaşında anne olup da beni emzirirken ay acaba ben bakabilecek miyim? Ben büyütebilecek miyim? Ben iyi bir anne olabilecek miyim? Endişeleriyle seni kalbinin üzerinde emzirirken o endişelerin hepsini zaten bebek alıyor. Ve acaba ben yetebilecek miyim? Endişesiyle hayata başlayan bir bebek oluyorsun aslında. O enerjiyi çekiyorsun. Benim de annem bak beni 19 yaşında dünyaya getirmiş. Acaba ben de onları mı aldım? Onaylanma ihtiyacındayım çünkü. Evet yettim artık, ben kendimden bıktım. Onay annem bugün Gözde bak beyaz takımla mı giyeceksin, onu giyecektin. İşte bak orada giy, tamam anne tamam, hep olması gereken o mükemmel. Biraz rahatlık, biraz özgürlük ve biraz kendi halinde insanların tercihlerini yapabilmesini dilediğim zamanlardayım. Peki kime benzemişsin? Yani annen ne diyor? Sen işte falanca gibisin herkes, diyor. Herkesin iyi taraflarından, kötü taraflarından. Hani bu huy kimde? Böyle daha özgürlükçü huy kimde? Babam. Babam. Yani kendi içinde şeydir, rahattır, geniştir. Deprem olur. Biz 7 kat aşağı inerken o anneannemin o sırada mutfaktaki son sütlacıyı yutar. Ne güzel bir kafa bu. Ya annem de tam tersi.
Bu kafayı istiyorum. Denge işte. Denge mi ya? Bu kafa güzel bir kafa. Hayır, şeyin dengesi. Değil. Ben kendi kendime konuştum. Ha. Sermiş Lamas'ların dengesini aldan bahsediyorum. Anneyle babanın her şeyi yaptı işte, denge. Benim kardeşim de sergisinin ilk adıydı. Böyle şeylerle. Mesela bizde de hep böyle aile şeydi, rahmetliler. Hepsi rahmetli oldu da. Böyle hani kuralcı. Şu saatte şu yapılacak. Aman önce şu yıkanacak, sonra bu yapılacak. Babam disiplinli, kuralcı falan. Ve bizim ailede böyle bir geniş biri yok. Bir olaydı da biraz ucundan çekeydim. İşte yoktu. O zamanlar yoktu. Şu an ben biraz genişlemenin yolunu topraklanmayla, gerçekten o taşlara, ağaçlara, şöyle biraz topraklara basarak, yürüyerek, suya, biraz imkanım olursa dünyayı gezerek, mesela Kamboçya'ya giderek falan, daha vizyonu açmak istiyorum. Daha New York'a, Paris'e falan değil de, o seyahatleri sanki bir hayatımın döneminde yaptım ve tabii ki de doyulmaz seyahate de dünyanın bambaşka yerlerini ve insan hallerini görmek istiyorum. Evet, onlar daha da zenginleştiriyor. Yani algıyı açtığı için neler var, ne kültürler var diye. Sri Lankalı bir şoförle tanıştım bu son İngiltere seyahatinde de. Öyle bir anlattı ki Sri Lanka'yı, gitmek istiyorum şimdi. O kadar öve öve bitiremedi. Muhteşemdir, görmeniz lazım diye. Ya şeydeki neydi? Kamboçya'da tapınaklar bölgesi inanılmaz. Mesela orayı çok merak ediyorum. İnsanlar fare yiyor, yılan yiyor ve dünyanın en mutlu insanları, en neşeli insanları. Yani biz burada her taraf kafeler, yemekler, bolluk, ekonomi belli. Dünyanın bambaşka bir tarafında öyle hayatlar, gülüyorlar. Fare yer miydin? Aa, hayır. Yani oradasın, gittin oraya, dün gezdin. Dün düşündüm bunu. Ha. Dün izledim çünkü, denk geldim de. Yer misin gözle dedim, yemem. Öyle şeyleri yemem. Hı. Ya da işte daha Asya'da böcek. Yani böcekler hayır, çıtır çıtır yemem. Cips gibi satılıyor ya. Yemem. Kendileri yesinler, buyursunlar yesinler. Kültür. Evet. Kültür yani. Evet, ama bakmakta, görmekte, şöyle bir dünyanı açmakta. Çünkü 3 yıldır 8 sene 2 bölüm bu kadar güzel bir işi yapmak bizi bir masanın içinde tuttu aynı zamanda. Evden çık, yalıya git. Düşünebiliyor musun? İnsanın iş yerinin bir yalı olması kadar keyifli bir şans olamaz. Şimdi de biraz işte bu ev yalı hayatından çıkıp başka dünyalara bakma, sonra da tiyatro yapma gibi. Aa, tiyatro da var. Evet. Seneye gelir mi tiyatro? Gelir herhalde. Umuyorum. Umuyorum. 2025 yani film Eylül, yapmaya, Ekim. Dijitale bir şeyler yap diyorsan olur. Manifest bence gelir. Gelir bence seneye. Yani bir yıl var, gelir. Niye ya olur? Şu enerjimi benim o daha atmam lazım. Yani hareket, daha dans tiyatrosu üzerine hazır bunu yapıyorken daha o yaşlık bel but falan tutmuyor durumları olmamışken. Olmaz artık ya, o bel falan ya, tutmuyor durumları olmaz. Ya sokuyorum ben o kafayı hemen, ay yaşlandım. Sen de var mı öyle hastalık hastalığı? Tabii, ben Başak Burcu'yum şekerim. Aa, Müjdat Gezen aslan gibi. O kadar değil. O kadar. O mümkün değil. O bayağı böyle şey. Konuşurken su içemiyorum ama bak köpürmeye başladım. Dur ben konuşayım o esnada. Şey böyle bayağı belim tuttu, şu oldu bu oldu. Hemen böyle felaket senaryoları mı? Hı-hı. Evet, tabii ki de. Bu kadar neşeli, çok ilginç. O kadar her şey tam tersiyle, zıttıyla vardır ya. Zıttım fena. Zıttımdan kendimi çıkarmayı artık biraz... Ya bir dakika, şimdi ben böyle o kadar, bize 1500 bölüme yaklaşıyoruz ya. Böyle o kadar şahane konuklar tanıdım, o kadar muhteşem insanlarla tanışıyorum ki her gördüğümde kendimde bir şey keşfedeyim diye bakıyorum bir de. Hmm. Mesela şu anda seni sömürüyorum kendimle ilgili. Ben şey de çok diyeceğim, zıttıyla var. Mesela ben de zıttıyla ne var diye düşündüm. Mesela hastalık hastalığı yok. O kadar bu konuda bir de çok da şeyim, cahil cahil davranıyorum yani, kendime kızıyorum. Ben de çok. Hiç doktora gitmem. Anca işte, evet, acile kaldırmam falan. Aynen. Evet. Evet. Yanımda kan aldırılırsa ben düşüp bayılıyorum. Ha, öyle korku. Tabii tabii, öyleli. Hiç hastane falan hiç bana göre değil. Ama gidiyorum. Ha. Yani böyle aslan gibi. Ama falan genler yani. İyi. Genler iyi ailede, evet, çok şükür yani. Evet. Şey, sağlıklı, evet. Uzun yaşamlar var hep, değil mi? Evet. Ne, evet. O iyi. Evet. Bende evet. Bir de kısa yaşam var. Kısacık. O zaman yok. Kısacık. Uzun diye, kısa diye bir orta şey. Orta çağ yok. Müzisyenleri gibi bizim hiç aile. 30 yaşında ölüyorlar. Onu da farklı yorumla. Bunu kısa diye zamanlandıran sensin. Hı. İşte ama hayır, tamam. Doktora daha çok gitmem gerekiyor ya, o bağlam. Hiç.
Ay beni çok rahatlattın. Teşekkürler. Lütfen ya. Hiç gerekmiyor. Var mı acil doktora gitmen gereken bir mesele? Tamam. Şu anda tıp dünyası bizi... Et. Mutlu ol. Gıdana dikkat et. Yememen gerekenleri kesinlikle yeme. Bağırsaklar çok önemli. O doğru düzgün çalışıyor mu onu bileceksin. Ayağın yere sağlam basıyor mu? Hoppa tamam hadi. Bir de varoluşsal neşen, coşkun var mı? Evet. Neşeli, yani mutlu. Yogada da aynı hareketler var. Namazda da aynı hareketler var. Yani bazı hareketleri yapmamız gerekiyor. Ve eğileceksin. Bu öyle bir eğileceksin ki dizlerini sakatlamadan, yaşlandığında kemik erimesinde o dizlerinin üzerine çok ağırlık bindirmeden. Bu temel şeyleri öğrendiğin zaman yani o namazlı olan sağa bak, sola bak. Bunun bile her dilde, her inançta karşılığı var. Ama biz gündelik hayatımızda bu kadarını bile yapmıyoruz. Evet. Bu arada diz konusuna gelince ben hep onun için ince kilo almamaya gayret ediyorum. İlginç bir şekilde dizlerime karşı bir sorumluluk hissediyorum şu hayatta. Hiç kimseye hissetmediğim sorumluluğu. Ve diyorum ki 2 kilo 3 kilo bile alsan dize o yükü bindirme. Yazıktır onlara, onlar seni taşıyor deyip hemen böyle vermeye çabalıyorum. Onlar böyle rahat etsinler istiyorum. Çok önemli. Dizimle aramda sadık bir ilişki var. Harika yapıyorsun. Gerçekten mi? Bunu 20 yıldır falan yapıyorum. Çok güzel. Ayakkabıya bakar mısınız? Platform ayakkabı dendiğinde bence en güzeli, en şahanesi. Çok çok böyle hem çok seksi hem çok fetişistik değil mi? Bunun anısı ne? O çok da şanslı bir ayakkabı o. Galatasaray'ın Ünal Aysal'ın başkanlık seçimlerinde ekibini takdim edeceği yıl. Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıl. O akşamın sunumunu ben yapmıştım Suada'da. Çok şık siyah bir smokinle altında bu ayakkabılarla. Çok zordu. Fakat iyi bir markanın olduğu için çok kolay geçti. Fakat tabii ki de bir daha giymedim. Ve o gece giyildiği gibi... Duruyor. Bunu Galatasaray Müzesi'ne mi versek? Vallahi şampiyon olmuş. Evet, şanslı bir geceydi. Hem Ünal Aysal'da başkan seçilip bütün o ekibin çok coşkulu gecenin sunumunu yaptığım ayakkabıydı. Tabii ki de hiç giymedim bir daha. Tabii ki de bir daha hiç giymeyeceğim. Giymek isteyene kolaylıklar. Vallahi Gözde Kansu ayakkabılarını satacağız Feriköy'de işte hep beraber. Vallahi giymek isteyene kolaylıklar diliyoruz. Çok yüksek ama 15 çok santim yüksek falan var canım, bu. Bu olur mu? Böyle ya? Bir şey olur mu? Ben, ne bu ya? Ya yanımda da bir fikrine çok güvendiğim bir hanım vardı. Onun fikrine güvenerek. Ama smokinle de güzel olur. Smokinle yani çok maskülen duran bir şeyin altında bu kadar evet. Fetişistik ve feminen bir şey de evet. Çok hoş durmuştur yani. Evet. Sen de şöyle bakınca saçının sarısıyla şunlar falan. O zaman sarı değildim, kumraldım. Olsun. Hani o saçının kumralıyla şunlar falan. Dur ne sor? Şey misindir? Böyle stokçu musundur? Dolaplar dolaplar giysiler, ayakkabılar. Yani şöyle... 1999 yılının devlet tiyatroları sözleşmesi duruyor hala evde mesela. Tövbe bismillah. Niçin acaba? 26 gittiğim, yıl geçmiş. Evet. Ya, hoş bilir onu. Gittiğim bütün hemen hemen oyunların tabii ki de onlar da müthiş bir koleksiyonerim. DVD'lerim. Fakat ilk defa bu yıl kitaplarımı verdim. Eskiden hep kitaplarımı tutardım. Bayağı sadece bazı kitaplarımı bıraktım. Ve bayağı büyük bir kütüphane başladım. Kıyafetlerimi evet çokça el değiştiriyorum. Buralardan da anlaşılıyor ki stokçuyum. Ama şöyle stokçuyum. Saklarım. İşte Metin Serezli ile oynadığım ilk oyunda ki kostümüm o durur. Issız Adam filmindeki her işimden bir kostüm, bir parçayı mutlaka anı olarak saklarım. Bu ama şey bu. Anı stoklaması, hani böyle tüketimi alayım parayla da böyle dolaplara doldurayım gibi bir şey değil var bu. Ya. Yani şöyle yazın tatile çıkacakken arkadaşım dedi ki artık dedi Banu sağ olsun. Senin dedi yola çıkacaksın bir elbisen bir mayon bir şeyin falan filan. Ben dedi alışverişe çıkıyorum. Aldı gitti. Bana alışveriş yaptı. Sağ olsun arkadaşım geldi. Ay Allah razı olsun ben dedim. Ve yazı onlarla geçirdim. Ve zaten 3 tişört, 2 şortla falan getirdim. Yani hiç alışveriş, ev alışverişi olsun. Beni bir kitapçıya bırak. Oralarda saatlerce vakit geçirebilirim. Ama bir mağazaya girdiğim zaman bana hemen afakanlar basıyor. Acil
bir şey varsa tak tak tak, o zaman da onu bulamam zaten. Havamdaysam bir iki bir şey alıp çıkarım. Öyle o kadar. Deneyeyim, kabine gireyim. Hiç hoşlanmıyorum ya. Güzel bir şey bu. Peki yurt dışında nerelere gidersin? Vallahi ne zamandır yurt dışına çıkamıyorum. Alışveriş değil. Yani ne tür yerler? Mesela güzel yemek yemek ya da ne bileyim kutsal yerleri, tarihi yerleri ziyaret etmek mi? Uzun zamandır yurt dışına çıkamıyorum. Hı hı. Yani. Vize veriyorlar mı? Amerika vizemi yeniledim. Ben New York'u çok seviyorum. Zamanında New York Türk Yürüyüşü Türk Basını'nda sunumunu yapmıştım. Çok keyifli anılarım var New York'ta. Tekrar bir Amerika'ya gitmekten öte, şimdi artık ben daha Uzak Doğu, Bali, işte Tayland, Kamboçya, Japonya falan farklı rotalar, farklı rutlar çizmek istiyorum. Alışverişçi değilim. Mesela 3 kız Londra'ya oyun izlemeye gidebiliyoruz. Çağçalı Şukur, Berin Şeker. Ben zamanında öyle bir Juliet Binoche izlemeye gitmiştik. En sevdiğim seyahat türü o, oyun izlemeye veya işte 2-3 günlüğüne seyahat. Bir sergi araya ekleyip böyle değil evet, mi? Evet. Sizin şeyde de var değil mi? Özge Özler'le, Aslı Tandoğan'la falan da seyahatler. Evet, New York'ta onlarla da bir beraber bir ay geçirdik. Üf, çok güzeldi, çok onlar eğlenceli. Onlar da çok kafa, çok tatlı. Canlarım ya. Artık görüşemiyoruz çok. Setten sıkılıkla ama... Ya böyle gödük koyuyorlar mı insanlar? Yok, hepimiz birbirimizi biliyoruz. Yani kaldığımız yerden. Çünkü biz birbirimizin içini, eskisini bildiğimiz için. 2006 yılında tanıştık yani. O zamanki... Hayır, aynı meslekte tabii koymaz. O bilir de o mesleği ama dışarıdakiler, diğer arkadaşlar falan. Ya hiç aramıyorsun, işte görüşemiyoruz. Yok, hepsi artık senelerdir alıştılar duruma. Şimdi önümüzdeki yıl tiyatro geldiğine göre, şimdi plan yapıyorum, şu anda manifestliyorum buradan. Çünkü buradaki her şey oluyor. Sinema, filmi, tiyatro. Bir dakika, sinema da mı geliyor? Şeyler, sinema ne zamana geliyor? Hepsi işte, şimdi hem yazdığımız bir takım projeler var yazılan. Manifestliyorum ya, hiçbir tamam, şey yok. Tamam, ay ben... Hepsi var aslında. Kendim başlatıp onu tam bir salak olarak anlamayan ben. Tamam, hepsi var. Sinema filmimiz var, o Mayıs'ta gösterime giriyor. Attım mı şu anda? Evet. Yetişir mi? Hayır. Seneye giriyor, Ekim'de. Onu, 21 tamam. Kasım'da gösterime giriyor 2025 sinema. Evet. Tiyatro da Ekim'de başlıyor. Tiyatro Ekim'de başlıyor. Evet. Bu arada çok da şey değil bunlar ha. Niye olmasın canım? Şaka değil yani zaten. Çalıştığımız bir metin var. Yazılan bir oyun var bir taraftan. Evet. Bir yazılan var, bir de hazır bir metin var. Bir hazır metin var, bir de işte yazılan, çok sevdiğim bir senarist arkadaşımın bir yazdığı iki kadın oyunu var. Onun üzerine veya tek kişilik bir şeyler düşünüyor, bir şeyler yazıyor. Ona çok hevesle böyle bir şey diyeyim, beklemedeyim onunla ilgili zamanını. Çünkü demlenip de tam doğru zamanda olacak bir şey. Şu an dizi çekimlerinden dolayı tabii ki de memnuniyetle ama hiçbir işe de ne provasını bir şeyine vakit oluşturamıyorum sıfırdan başlamak için. Soracağım soruyu unuttum ya, demin aklıma gelen soru. Sen hayır değil, çok başka bir şey soracaktım, yine gitti kafa. Oluyor mu sende de böyle? Hep. Bu Covid'den sonra oldu öyle. Ya. Çok kuvvetliydi hafızam, artık hiçbir şey hatırlamıyorum adam akıllı. Kalbinle mi hareket edersin? Yani seçerken işleri. Her zaman. Yani bu bana olur, bu olur ama az sürer hani gibi var mıdır böyle ön sezin? Vallahi Yalı Çapkını için ilk senaryosunu okuduğumda bu iş 3. sezonunu görürse 5. sezonunu da görür dedim. Şu 3. sezonundayız. Sanmıyorum. Ama hep de böyle yani hiç tutmayan işim olmadı. Aa, ne güzel. Hayır. Kalbinle yani böyle ön sezilerle ve kalple. Bu şudur. O zaten öyle. Onun cevabını verdim. Zaten öyle oluyor. Onu hissediyorum. Çok iyi bir şey. Evet. O zaman 6. his var. Var. Aa, böyle fazla. Doğuştan gelen. İnsanlarla ilgili tutuyor mu güvenme konusunda? Ya da böyle hani tatlı tatlı enerjisine güvenip de sonra kazık yeme. Ben çok kazık yemedim ya. Çok şanslıyım. Ya da fark etmedim. Yani onun o kazığı bana dokunmamıştır. Ama hayatımda bir dostumdan hiç kazık yemedim mesela.
eğer bir kazık da atılmaya çalışıyorsa orada da bir öğrenmem gereken, yani iki tarafın da öğrenmesi gereken, bir mesafelenmesi gereken bir şey vardır. Dediğim gibi her tarafta zaten gerginlik ve mutsuzluk var. Buna nasıl bakmayı tercih ediyoruz? Konu orada. Ya ben de böyle diyorum. Aynı cümleleri kuruyorum. Ben hiç kazık yemedim. Ya da bir kötülükle de karşılaşmadım çevremde. Yani kötü insanlar da yok. Dediğim zaman beni çok romantiklikle suçluyorlar da. Romantiklikle yani, fark etmemişimdir. Tamam bak ne güzel romantiklikle suçlanır mı? Suçlama zaten sen kimsin, kimi suçluyorsun? Yani bir ne yaptın da seni suçlamak ne? Senin ezberindeki bu kelime bile suçlanma enerjisini getiriyor. Yani romantiklikle ay ne güzel. Evet, sen bu ne kadar saf mısın buradan diye. Buradan da emmeye çalışan bir negatif enerjiden başka bir şey değil. Saf mısın yani? Evet canım. Safım değil mi? Safım ya, yemedim kazık. Ne yapacaksınız? Buyurun buradan. Ne demek saf? Yani hayat hep oradan bakanların aslında kurduğu bir gerçeklik var ya, negatiften beslenen. Hep evet. Böyle sürekli şöyle bir şey var. Başıma kötü bir şey gelecekmiş de. Buna karşı sürekli tedbir almam gerekiyor. Ya ben böyle yaşamıyorum. Yani başıma kötü bir şey gelecekmiş duygusuyla yaşamıyorum. Benim başıma kötü bir şey falan gelmeyecek. En kötü ne giderebilir? En kötü ölüyorsun zaten. Onu da bilmiyorsun. Ölüm de kötü bir şey değil ayrıca. Yani evet ona kadar da yani yaşamının sonlandırılması, sonlanması anlamında artık yaşarken başına gelebilecek en kötü şey her zaman eğer ölmediysen aşılmış demek gibi bir haldir. Başka bir hale geçişe fırsat verir. Yani yaşamak zaten tam olarak bu kadar bir şey. Sürekli dikkatli olmak, işte endişe üzerine kurulu bir şey. Yani bunun üstünden yaşamak gerektiği düşünülüyor. Ama ben öyle bir şey düşünmüyorum. Benim hayallerim var. Hayalleri her gün böyle realize ediyorum. Ve onlar üstünden yaşıyorum. Yani dikkatli falan da olmuyorum. Aynen. Ne hayal? Benim hayalim şu. Bir inşallah bana çok para verirse genel müdürüm. Bir Londra'da kendime böyle bir odalı bir ev almak istiyorum. Ya. Bir de burada alıp böyle gitmeli gelmeli buradaki programa devam etmek istiyorum. Oraya gideyim 15 gün. Geleyim burada çekimleri bir yapayım. Orada sergilere gideyim. Gördüm işte. Şu an Londra'daki evini. Gördün mü? Evet gördüm. Ay de bana nasıl? Beyaz ve böyle kahve, açık kahve falan böyle bir minimal. Koltuğum ne renk? Bak söylemiştim bugün size koltuğum ne renk? Ay ona şu an heyecan yaptırdın bana ne bileyim. Kadife istiyorum ne renk? Böyle fil dişi rengi olabilir. Londra'ya uyar fil dişi rengi. Beyazlı fil dişili. Maviler görüyorum çünkü. Ya. Mavi etkisi çok. Olacak yani mi olacak, diyorsun? Olacak olacak. Olacak mı? Yani buraya böyle geleceğim gidip Londra'ya. Gideceğim. Ay, gideceğim geleceğim değil tabii. Mi böyle? Hatta Londra'da çok sevdiğim arkadaşım var. Sadece zaten onu görmeye gidecektim. Bir de artık seni görmeye vallahi gideceğim. Evimin anahtarını veririm ya. Mesela ben burada çekimdeyim. İşte böyle ya bu kadar. Hani çok hayal iyi anlıyorum bunlar böyle ben gideyim. De öyleyim. Evimin anahtarı da herkese kolaylıkla verebilirim. Biraz gönlü açık insanlarız evet. Bir de neyi hayal ediyorum korumadan onu da söyleyeyim. Bavulum olmasın. Yaşıyoruz. Bavulumu istemiyorum. Çantamla gitmek istiyorum. Böyle yandan çantamı takayım aynen. Öyle gideyim uçağa. Mümkün. Değil mi? Mümkün değil mi? Hiçbir bavul taşımadan ellerim Londra boş. Londra pahalı ama al biraz yanına yine hayır, sen şey, kendi eşyalarını. Orada da olacak. Sen benim gibi Tayland'a oraya buraya gitmiyorsun ki. Londra'ya gideceksin. Tamam. Abi, şimdi buradan alışverişini yap. Ama üç kazak da orada olmaz mı yani? Hani orada da çekmecem de orada, var. Orada sana üç kazak yetmez hayatım. Ben kim kime konuk oldu bu programda? Ben bunu anlamadım. Neden ben kadına içimi döküyorum bir anda ya? Birinci bardağını içtin yalnız ikincisini bak, içmedin. Su kafası diye bir şey var. Aşk hayatında. Bunu içip ikinciye geçiyorum. Arkadaşlar su içi acıktığın zaman hafif böyle bir midede kıyıntı oldu. Hemen bir bardak su iç. Ama daha çok kıymıyor mu? Kırmızı elma yersen hem cildini güzelleştirir hem de tok tutar. Yeşil elma acıktırır. O kıyacak kadar içmeyeceksin zaten. Benim ölçümle senin ölçün şimdi biri olamaz. Benim vücudum alışık buna. Senin cildin güzel. Şimdi böyle sorar bize güzellik sırlarını anlatır mısın falan diye. Kanalınızın canım güzel makyajı neydi ismi? Analı çok selamlar ve sevgiler. Ebru var makyajı yapan. Ve Hüseyin. Evet. Ellerine sağlık. Şu güzelliğimin sırrını yediğim elmalara. Ve hurmalara. Gece tırmalayan hurmalara. Yok hurma yemiyorum o yüzden. Ve suya borçlu. Hemen bugün herkes su alsın eline derhal. We'll be right back.
kaç litre içeceğiz? 2-3? Yani 2-3 şişe falan kesin içsiniz zaten. İyi bir başlangıç. Peki. Ama ben lütfen bunu doktoruna herkes sormadan yapmasın. Ben de doktoruma danışarak ilerliyorum. Çünkü fazla yenebilir bir şey olur. Aman yani bu tip sağlık tavsiyeleri verecek kadar şeyim yok. Bu arada tek öğün besleniyorsun. Hemen hemen set dışında evdeysem tek öğün beslenmeye dikkat ediyorum. Evet. Yemek, bu kadar güzel yemek yapıp? Çok güzel yemek eskiden yapardım ve çok glutenli pilavlar, makarnalar. Yani ben kalorili yemekleri çok güzel yapmayı çok iyi biliyorum. Çünkü bol yağlarla, ballarla falan filan hani her şeyin o lezzetini. Şimdiki her şey sebze haşlama falan şeklinde veya ızgara, bol salatalar. Evde bunlarla besleniyorum. Sette de... Set yemekleri. Yok sağ olsun diyet yemekte sağlıyorlar bize. Evet. Süper. Peki ama günde bir öğün yiyince zaten kalorili olsa ne olur ki? Onu da yapıyorum hani işte. Hani böyle kreması olsun, hiçbir yağı şey, olsun. Şey. O, bir yediğim bir öğünde istediğimi yiyorum zaten. Yani. Mantı da yiyorum, İskender de yiyorum. Ha öyle glutenli falan da. Yapıyorum. Ertesi gün işte hemen o gluten böyle göz kapaklarımdan anlıyorum şişliğimi. Rahatsız ediyor. Ama işte... Arada da istiyor canım. Şu an ben ruhumu doyuracağım. Bu mantıyı yiyeceğim diyorum. Peki o bir öğünü öğlen mi akşam mı? Şimdi çünkü herkes burada soracaktır nasıl. Yani güzel sağlıklı olduğunu. Olan herkesin kendi bünyesinin saati aslında farklı. Fakat ben sabahları kahveyle, bol suyla, kahveyle veya bir elmayla güne başlamayı herhangi vitamin bir ilaç içiyorsam seviyorum. Ondan sonra da akşam işte 6'da. Yiyorsam 6 ile 8 arası bir şeyler yiyorsam sonra taze badem olabilir veya taze fındık gibi şeylerle dondurmadan kendimi çekemiyorum. Dondurma ve bitter çikolata gibi sevdalarım var. Onlarla da yavaş yavaş ayrılacağımdır. Ayrılmazsam da güzel bir aşk hikayesi olarak devam edecek bu birliktelik hayatımızda. Niye ayrılasın ki bu severken? Severken ayrılmak niye? Ya ayrılmaz zaten severken ayrılmaz. Evet yani toksik bir ilişki olmadığı sürece neden? Evet. Hemen aşka dönüyoruz şu an. Yok aşka dönmüyorum ben bir şey yok. Yani bir hiç... de spor yaptığın zaman o yoga falan yaptığın zaman sporda acıktırıyor. Yogada sanki doydum. Bir şey istemiyor canım. Nefesle bu şey kan dolaşımını hızlanıyor doğru hareketlerle. Öyle bir kıvama geliyorsun ki böyle yoga gibi duruyorum, yogi gibi duruyorum evde. Yani ona göre işte YouTube'dan çeşitli videolarla da devam ediyorum. Ama sete devam ederken bu arada şey var bizde. Kullanmıyorsun madem getir onu al yerine badem, çiğ badem kavrulmamış. Teşekkür ederim. Set ne diyecektim ya? Sete devam ederken zordur ama spora da hani evde gelip de o şeyle vakit ayırmak. Değil sete de ben lastiklerimle gidiyorum. Tabii. Orada arada? 3 tane böyle kumaş lastiğim var. Arada değil. İlk gittiğim zaman zaten güne başlarken ben onlarla bir lastiklerle vücudumda evde de açıyorum. Oraya gidip kostümü giymeden önce. Çünkü ne zamandır bıraktığım için pilatesi ancak kendime geliyorum ben de. Bu omuzlar hep böyle çökmüş çantadan şeyden. Burasını açmak, kalbi açmak. Hep yogada da şu gargarzayı şuranı açtığın zaman kalbin açılıyor. Şimdi bir soru soracağım yine aşka geliyor diye. Konu o değil. Gerçekten kalp de böyle açılıyor mu? Peki şey anlamda. Evet. Yani duygu açılıyor. Anlamında da açılıyor. Vallahi açılıyor. Ya da ben kendi kendime inandırıyorum desem yalan olur. Gördüm yani herkesin söylediği kadarıyla da aynı etki yaşanıyormuş. Ha. Açılıyor yani. Ben de şey pilates yapıyorum da benim de böyle bir açıldı. Kalp de açılıyor. Fakat yogada mesela pilates aynı hareketi yapıyorsun. Yogada bir pozisyona girip orada sabit durup 30 saniye, 30'a kadar saymak. Ve o pozisyon, o pozu da hiçbir zorlanmadan yani kendiliğinden ne kolun acıyacak, ne bacağın acıyacak. En başlarda tabii ki de acıyor oraları hissediyorsun. Fakat gayret göstermeden o pozda sabit durabilmek ve nefesi almak gerçekten insanın kalbini açıyor tabii. Kafasını bile açar. Açılıyor yavaş yavaş şimdi. Vallahi kafayı en çok açan şeyleri söylüyorum. Gluteni ve şekeri kesmek. Kafayı müzik. Aşırı iyi açıyor. Suh bence çok güzel bir kafa yapıyor. Ve müzik evet müzik ve yoga ve pilates bütün bunlar açıyor. Nefes. Peki, nefes. Nefesi ve şöyle...
ağzımız sadece yemek yemek ve konuşmak için var. Onun dışındaki zamanlarda ağzımızı hep kapalı tutmamız gerektiğini öğrendim. Burnumuzdan nefes alıp veriyoruz sadece. Yani Zor değil mi ya? Her şey değişiyor işte. Bir baş dönmesi geliyor hafiften. Yani artık hep kendimi, çünkü ekranda da bir şey oynarken de birini dinlerken öyle buluyorum. Kapat o ağzını ya. Kapat o ağzını. Ağız yemek yemek ve konuşmak için. Onun dışında. Uyurken ben geçen gün otobüste kendimi uyandım, böyle ağzım açık vurdum, herkes beni görüyor diye böyle. İşte, karnında doğru göğsünü indir, rahatlat göğsünü. Buralarını böyle yumuşat, kendi sevgi, şefkat ver. Şu boynumuz, hepimiz böyleymişiz bak. Boynun da doğru yerde durması önemli. Şuradan şöyle hareketlerle ah diyorsun. Şöyle mi? Daha. Öyle mi? Şimdi ben müdahalede de yapmayayım ama yok, benim fizyoterapistim yapamam. Doğru değil. Sadece bana bak yer burası diye gösterilen ve benim hafızaya aldığım bir yer var. Ha, doğru. O noktada da her zaman duruşlarımın şu an öne eğiliyorum. Hani hayatta da ne kadar öne veriyorsun kendini, vericilik, ne kadar dik durmak, sağlamlık. Bu da hep yorucu, hep bak dinleme, hep bir çaba bu. Hop al. Yerine otur. Şu çeneden. Bunun fizyoterapiyle tabii şeyi var. Bunlarla ilgileniyorum işte. Bunlara sardım ben de. Ben en başta onu sormuştum aslında. Hani omurgalısın derken, sağlam bir omurgan var derken onu kastetmiştim en başta. Yani fiziksel, fizyolojik olarak sağlamlığın yanı sıra duruş olarak da hayattaki. Çok bağlantılı. Evet, yani senin için kimse mesela senin için kirli bir şey söyleyemez. Şey anlamda, ismin tertemiz olması. O omurgayla ilgili ya. Mesela böyle bir şey var. Temiz olma. O itibar ya da dik duruş hayattaki bence. Onunla da ilgili. Ona çok kıymet verdim. Hayatta aile öğretilerinden bana da kazınmış beynime bir herhalde şeydi. Hiçbir zaman o kadar hani çıldırmak, rahat falan şey olmadım. O omurgayı hep dik tutmak. İtibar yönetimi işte bu. Evet. Yani güvenilir olmak, temiz bir isim, çok kolay harcanabilir bir şey olmamak, hep dikkatli olmak gibi gibi. İşte altyapıyla biraz alakalı galiba herhalde. Kendini nasıl tuttuğunla. Nereden açsın? Yani. Ben hep onu söylüyorum. İnsan nereden açsa oradan sınanıyor. Sen nereden açsın? Neren aç? Bir yer açtır ya. Çok vardır tabii mesela ki de. Mesela ben onaylanmayı çok isterdim, çok görünür olmak isterdim. Oralarım çok açtı. Düşünmem lazım. Çok vardır. Onaylanmak tabii ki de var. Çok. Yani bir sahne çekerim, yönetmeni yorum. Oldu mu? Yani hiç işte insanın kendine yetmemesi. Yönetmen oldu dese de tam o olduğunun sana göre olan tarzını almadığın sürece olmuyor değil mi? Onun oldu demesi de yetmiyor. Şöyle bir şey var zaten. Olduğunu o an sen tam %100 bazen öyle oluyor. Tamam. O zaman sormuyorsun. İzlediğinde ama olmamış ya. Benim düşündüğüm gibi de oluyor. O yüzden hep soruyorum. Olmadı mı? Yok yok oldu. Şimdi güvenmeyi öğrendim. Oh diyorum. O tamamsa tamam. Zaten artık hepsinde olmuyor ama bunu örnek olarak vermek istedim. Bunu artık tabii ki de yaşamıyoruz sıklıkla. Fakat hala 80 bölüm olsa da aynı heyecanla, aynı enerjiyle yaptığım için hala daha tabii ki de soruyorum. Ama bunu yaşamak da 20'lerinde falan güzel ya. Yaşamak gerekiyor. O kadar da hani bu kadar da güvenli olmayalım yani 20'lerinde. Bir tereddüt olsun değil mi hayata ilişkin? Tabii olmadı. Ki. Ben daha olmadım olsun yani. O kadar da olmuyor. Ben hala her tarafım aç yani. Hiçbir taraftan olmuş değilim. Sürekli sanki daha yolun başında bir yaşlı gibiyim. İşte aç tarafları zaten hep şey yapmak üzerine, biraz terbiye etmek üzerine uğraşlarım. Ben elimde suyumla şu anda yani yarım litre falan içmişimdir herhalde. Uydurma şimdi, kendi suyunu bıraktın, bunu ikinci bardağı içtim. Açıyorsun bak daha. Bunu bak, içtim, kafam benim. Ay kaç bardak içti, tövbe bismillah, kanal çöktü yeminle. Kaç litre var orada?
Ali Can Bey kusura bakmayayım vallahi çok sıçtık. O zaman çok şahane bir yıl diliyorum. Evet çok güzel seneye, bir yıl olsun. Yeni hayvanlarla filmde. Kadınlarla evet. Ülkemizin evet. Sağlıkla barış içinde yaşadığı. O hayvanlara onların sarılmış. Yaşadığı artık. Bunu söylemek ne kadar acı değil mi ya? Yani kedilerin, köpeklerin zulüm görmediği, vahşice katledilmediği, kadınların, çocukların. Yaşadığı diyelim. Ben artık onlarda da ne şey yaşasın. Kelimeleri değil mi olsun. Öyle? Evet. Mutlu yani yaşadığı. Bir olumsuzluk, olumsuz kelimelerle olumlu bir şey istemekten çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman şöyle söylüyorum. Hayvanların, kadınların, çocukların mutlu yaşadığı, evet. Coşkuyla, sevinçle gözlerinin parladığı. Hep birlikte evet. Mutlulukla gülümsediğimiz günler olsun. Karınların doyduğu, eğitimin olduğu, temel eğitimin olduğu bile yani. Hiç... Biz nereye bağladık şu anda ya? Yeni yıl hayallerimiz. Tamam hayallerimiz bu toplumsal. Evet. Kişisel sinema geliyor. Oyun... Ay tamam kapat öf kapatayım. Sinema geliyor, oyun geliyor. Oyunla seneye bir daha geliyor o zaman. Bunu da manifestliyorum. Evet. Sonra benim Londra'daki eve gidiyoruz beraber buradan çıkıp. Arada da seyahatler var zaten. Yani şey buradan çıkıyoruz. Son çekim Cuma günü oradan Londra uçağı. Benim de manifestim bu. Ne yapacaksınız acaba? Yaptık bir de ne mı? Var? Yaptık mı? Oldu. Yaptık. Kapatıyor. Bye bye.